Evet, test 19 milli mücadele hazırlık dönemi soru 1 verilen anekdota göre Mustafa Kemal ile ilgili hangileri söylenebilir demiş sorumuzda. Şimdi burada İstanbul hükümetinden gelen talimatlara uymadığı Mustafa Kemal tabi Anadolu'ya geçtikten sonra geri dön emri gelmiştir Mustafa Kemal. Bu emre uymamış, o zaman İstanbul hükümetinden gelen talimata uymadığını söyleyebiliriz. Askeri görevlerini devam ettirmek zorunda olduğu. Şimdi burada böyle bir durum söz konusu mu? Tabii faaliyetini bir an önce şahsi olmanın tenet çıkarması ve bunların mutlaka bütün milletin birlik ve dayanışma sağlayacak ve milleti temsil edecek bir heyet adına olması gerekirdi. Şimdi şahsen asi duruma geçmiş ve bundan sonra karar vermiş. İşte köklü ve şiddetli olacağı tahmin etmek zor değil. Yani devam etmek zorunda değil arkadaşlar. Onu vurgulamaya çalışıyorum burada. Çünkü diyor ki artık çare kalmadı. Şimdi genel durum artık bir komutan ile yürütüp yönetme olanağı kalmamış diyor bak. Genel durum artık bir komutan ile yürütüp yönetme olanağı kalmamış. Askeri görevlerine devam etmek zorunda olduğu yanlıştır. Birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştı. Tabi buna da ulaşabiliriz. Tabi amacı ne? Yapılacak faaliyetlerin bir an önce şahsi olmanın niteliğinde çıkarılması ve bunların mutlaka bütün bir millet birlik ve dayanışma vurgusu var. O da üçüncü öncülü doğrular. Türk halkını işgaller karşısında bilinçlendirdiği. Şimdi burada demiş ki bu süre içinde bütün ordu birlikleriyle bağlantı sağlamış. Millet mümkün olduğu kadar aydınlatarak demiş. Bu da dördüncü öncülü doğrular. Bir üç doğru, ikinci öncülü yanlış. Bu nedenle birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet, milli mücadele hazırlık dönemi test 19 soru 2. 13 Haziran'da Hazan'a ayrılan Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlar birlikte Amasya'ya geçmiş ve burada yaptığı çalışmalar sonucunda Amasya Genelgesi'ni yayınlamıştır. Amasya Genelgesi'nde bazı maddeleri şunlardı demiş. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikede, milletin bağımsızlığı milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İstanbul hükümeti üzerine düşen görev sorumluluğu yerine getirememektir demiş burada. Amasya Genelgesi'nin verilen maddeyle ilgili aşağıdaki çıkarmadan hangisi yapılamaz? Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiş. Niye milli mücadele? Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Onun için. Onun için A seçeneği doğru. Manda ve himaye fikrine açık bir dille karşı çıkılmıştır. Şimdi böyle bir durum bu seçenekte, yani verilen bilgide söz konusu mu? Hayır, bunu Erzurum Kongresi'nde konuşacağız ya da Sivas Kongresi'nde konuşacağız. Bağımsızlık Savaşı'nın hangi yöntemle yapılacağı belirlenmişti. Doğru mu? Doğru. Niye? Milletin bağımsızlığını nasıl kurtaracağız? Yönteminiz ne? Milletin azim ve kararıyla kurtaracağız. Bu da doğrudur. Kurulacak yeni Türk Devleti'nin demokrasi ilkesine dayanacağının ipuçları verilmiştir. Bu doğru mu? Doğru. Niye? Milletin bağımsızlığı, milletin azim, milletin kararı, ulusal egemenlik, milletin kararı, halk iradesi. Bu da D seçeneğini doğrulamaktadır. Ama B seçeneğindeki manda ve himaye fikrine açık bir dille karşı çıkılmıştır ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla ikinci sorumuzun test 19 soru 2'nin doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, milli mücadele hazırlık dönemi test 19 soru 3. Amasya Genelgesi'nin maddeleri verilmiş. Amasya Genelgesi'ne alınan bu kararlarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Birinci ve ikinci maddeyle milli mücadele birinci ve ikinci madde milli mücadelenin gerekçesidir demiş. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikede olduğu için milli mücadele İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği için milli mücadele. Evet, bu ikisi de gerekçedir, doğrudur. Üçüncü maddeyle Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi belirlenmiştir. Nasıl yapacağız biz bu savaşı? Nasıl gerçekleştireceğiz? Milletin azimi ve kararıyla. Yani bu yöntemle yapacağız. Üçüncü maddede doğrudur. Yani ilişkilendirme doğrudur. B seçeneği de doğrudur. Dördüncü madde delegelerin ve kongrenin güvenliğini sağlama amacına yöneliktir. Toplanacak olan Sivas Kongresi'nde milli bir sır halinde tutulması ve temsilcilerin kendilerini tanıtmadan seyahat etmeleri gerekmektedir. Niye? Çünkü eğer İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti öğrenirse delegelerin kim olduğunu ya da nereden seyahat ettiğini engelleyebilirler. Bu da güvenliği sağlama amacına yöneliktir. Bu nedenle C seçeneği doğrudur. Üçüncü maddeyle Osmanlı yönetim anlayışının değiştirilmesi amaçlanmıştır. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesi var. Ama bu Osmanlı yönetim anlayışının değiştirilmesi tam olarak bir amaç değil. Böyle bir amaç söz konusu değil. İleride yönetim şeklinin değişeceğinin amaçları, ipuçları verilmiştir ya da sinyalleri verilmiştir diyebiliriz. Osmanlı yönetim anlayışını pat diye değiştiriyoruz diye bir durum söz konusu değil. Bu nedenle D seçeneği yanlış ve üçüncü sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği olacaktır. Evet, test 19 milli mücadele hazırlık dönemi soru 4. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni yayınlamadan önce genelgenin altına
Ali Fuat Paşa, Hüseyin Rauf Bey, Albay Refet Bele ve Albay Kazım Paşa'nın imzasını almış. Ayrıca Kazım Paşa ve Mersin Cemal Paşa da telgrafla onaylamıştı. Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi için imzasını ve onayını aldığı bu komutanlar halk tarafından sevilen ve benimsenmiş kişilerdi. Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'ni önemli komutanlara imza atarak ne demiş? İstanbul hükümetinin tepkisini azaltmayı. Söz konusu değil yani. Milli mücadeleyi kişisellikten çıkartıp halka mal etmeyi. Evet doğru, çünkü halkın sevdiği komutanlar imza atmış. Artı sadece kendisi imza atsa diyecekler ki bu Mustafa Kemal'in sözleri, bize ne? Bu da kişisellikten çıkartmayı amaçladığını ve halka mal etmeyi amaçladığını gösteriyor. Genelge kararlarının etkisini arttırmayı. Tabii sevilen komutanlar tarafından imzalatması elbette ki genelge kararlarının etkisini arttıracaktı. Çünkü halk sevdiği kişinin imzası olan bir belgeyi elbette ki benimseyecekti. Bu nedenle doğru cevabımız ne olacak? 2 ve 3. Milli mücadeleyi kişisellikten çıkartıp halka mal etmeyi, genelge kararlarının etkisini arttırmayı, yani C seçeneği doğru cevabımız olacak.